Öncelikle çok teşekkür ediyorum bugün katılım sağladığınız için. Sizi görmek büyük keyif. Bugün dördüncü webinarımızı gerçekleştiriyoruz bir dizi webinar arasından. Bugünün konusu dengeye planlama yapma. Yani Ayaş Havzası İlup bağlamında ATD'den bahsedeceğiz. Arazi tahribatı dengelemeden bahsedeceğiz. İlk webinarımızı hatırlıyorsunuz. İlup'a yönelik metodolojik çerçeveyi çizmiştik. Web sayfamıza da yüklemiştik daha sonra birinci webinarı. Daha sonra CBS ile ilgili bir webinar gerçekleştirdik. Arazi kullanım planlaması bağlamında QGIS'e de giriş yaptık, onu yükledik. Geçen hafta hatırlayacak olursanız Google Earth motoruna giriş yaptık ve bugün de İLUP bağlamında ATD'yi konuşuyor olacağız. Arazi tahribatı dengelemeyi konuşuyor olacağız. Bazı indikatörlerden bahsedeceğiz. Daha sonra R yazılımında mekansal veri analizi ve dijital toprak haritalamasını işliyor olacağız 5. webinarımızda. Ve böylece bir dizi webinarımızın da sonuna gelmiş olacağız. Arz ederseniz bugünün konusuyla başlayalım. O da ATD ve arazi tahribatı dengeleme ve İLUP olacak. Öncelikle arazi tahribatı dengelemesine bir giriş yapacağız ve bu nasıl İLUP'la bağlantılıdır bunu göreceğiz. Ve daha sonra 3 tane durum değişikliğini gösteren gösterge var, indikatör var. Bunları anlatacağız arazi bozulumu bağlamında. Bunun haritasını çıkartırken ne tür göstergeler var bunu göreceğiz. Daha sonra TransEarth ve QGIS'e eklenti olarak kullanılabilen bu TransEarth aracını öğreneceğiz. Nasıl bunu kullanabilirmişiz bunu göreceğiz. Ve son olarak da arazi üretkenliği dinamiklerine odaklanıyor olacağız. Ve çünkü arazi üretkenliği bizim arazi kullanım planlamasında ATD bağlamında kullanacağımız önemli göstergelerden bir tanesi olacaktır. Şimdi devam etmeye çalışıyorum ama problemi çözemediler. Devam edelim. Ben bir yandan durmam gerekirse lütfen bana söyleyin. Eğer biri gelir de konuşma yapması gerekirse lütfen bana söyleyin. Bilmiyorum kaçınız arazi bozulumu dengeleme ATD konusuna aşinasınız ama bu ATD ekosistem fonksiyonlarının ve hizmetlerinin desteklenebilmesi için arazi kaynaklı, gereken arazi kaynaklarının miktarının ve kalitesinin stabil kalması, istikrarlı kalması veya artmasıdır ATD. Özellikle özel bir zamansal ve mekansal ölçekte ve ekosistemde bunu sağlayabilmektir ATD. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de ATD'yi bir hedef olarak görüyoruz. Özellikle 15.3 numaralı sürdürülebilir kalkınma hedefine bakacak olursak orada arazi bozulumu dengelemesine ulaşmaya çalıştığımızı göreceksiniz. İşte 2030'a kadar ATD'yi elde etmeye çalışacağız sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre, özellikle 15.3'e göre. Burada bir bağlantı kurmak önemli. Özellikle ATD ile İLUP arasında bir bağlantı kurmak önemli. Çünkü neden bu webinara ATD konusunu dahil ettik bilmek lazım. Ben buraya bir mekanizma yerleştirmeye çalıştım sizler için. Sol tarafta mekanizmanın örneğini görüyorsunuz. Burada aslında tahmin ettiğimiz gelecekteki kayıpları planladığımız kazançlarla dengelemeye çalışıyoruz aslında. ATD dediğimiz bu. Ve bunu da arazi kullanım planlamasıyla yapacağız. Eğer arazi kullanım planlaması yaparken hangi alanlarda kayıplar olacağını tahmin edebilirseniz, hangi alanlarda bozulma olacağını tahmin edebilirseniz, o zaman muhtemel kazanç alanlarını da belirleyebilirsiniz ve planlayabilirsiniz. İşte oralarda arazi tahribatı dengelemesi için pek çok şey yapabilirsiniz. Bu sebepten dolayı arazi kullanım planlayıcıların bu konseptleri bilmesi, bu mekanizmayı bilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle planlamayı ona göre yapmak için oldukça önemli diye düşünüyorum. Peki hangi ölçekte dengeleme mekanizmasının yapılması gerekiyor? Genel bir dengelemeden bahsetmiyoruz. Arazi tahribatı dengelemesinden bahsetmiyoruz. Belirli arazi türlerinde dengelemeden bahsediyoruz. Arazi tipleri, türleri dediğimiz şey bir sınıftır bildiğiniz üzere. Sizin alanınıza göre belirlenir ve farklı değişkenlere göre belirlenir. Öncelikle
edafik, yani toprakla ilgili jeomorfolojik, topografik, hidrolojik, biyolojik ve klimatik özelliklerin hepsi bir araya geldiğinde belirli bir arazi tipini belirler. Tabii ki bakıldığında kolay gibi gözükmüyor ama Ayaş'a baktığımız zaman hala elimizde pek çok mevcut bilgi var bu konulara göre. İşte bu bilgileri, özellikleri alıp Ayaş'taki arazi kullanım tipini belirleyebiliyoruz. İşte ben örnek olarak size bir harita göstermek isterim burada. Arazi kullanım tipleri haritası, Land Core haritası. Tüm bu değişkenlerin içerisinde bulunduğu bir harita değil ama bir örnek olarak arazi kullanım tipi haritası örneği olarak gösterebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi çok basit bir örnek paylaşmak isterim sizlere. Özellikle bu dengeleme mekanizması dediğimiz zaman neyi anlatmaya çalışıyoruz bunu göstereyim. Çayırlık alanları düşünelim. Çayırlık alanları bir örnek olarak vermek isterim. Burada çayırlık alan örneklerini görüyorsunuz. Bakın buralarda. Özellikle koyu alanlar, açık morlara bakmayalım. Diyelim ki şunu düşünelim. Arazi kullanım planlaması süreci esnasında bizler şöyle bir tahminde bulunabiliriz. 300 hektarlık alan doğal çayırlık alandan tarıma döndürülecektir diyebiliriz. İşte biz böyle bir kayba karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü biyoçeşitliğe ihtiyacımız var. Bunu bir kayıp olarak görüyoruz. 300 hektarlık böyle bir alanın dönüştürülmesini kayıp olarak gördüğümüz için şöyle diyoruz. 300 hektarlık tahmin edilen kayıp olacaktır diyoruz bu bölgede. Peki nasıl bunu dengeleyebiliriz? Böyle bir kaybı dengeleyebiliriz diye düşünüyoruz ve şöyle karar veriyoruz mesela. Bazı bölgelerde şurada mesela şu gösterdiğim alanda 500 hektarlık sürülebilir otlatma yönetim uygulamaları başlatabiliriz diyoruz. İşte bu 500 hektarlık alanda da kazanç elde etmiş olacağız. İlgili kaybı dengelemiş olacağız. İşte dengeleme dediğimiz, arazi tahribatı dengeleme dediğimiz böyle bir şey. Net kayıp olmaması aslında. Ama diğer taraftan sadece kayıp olması veya kazanç olması değil, kayıp ve kazancın büyüklüğü de önemli. Çünkü bir yandan ormansızlaşma olduğu zaman ormansızlaşmayı sadece ya da ormanların kaybını sadece sürülebilir orman yönetimiyle dengeleyemeyebilirsiniz. Burada büyüklük de önemli. Ne büyüklükte bir şey yapacağınız da önemli. Kaybın ve kazancın ne büyüklükte olacağı da önemli. Buradaki örnek tamam çok doğru bir örnek. Çünkü bir şekilde kayıpları dengeleyebiliyoruz bu kazançla. Ama her durumda her örnekte bu kadar koyal olmayabilecek. Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi böyle bir çerçevenin her zaman aklımızda bulundurulması, özellikle arazi kullanım planlaması yaparken ATD'yi unutmamak önemli olacak. Bu vesileyle kayıpları tahmin edebiliriz ve doğal sermayenin, tabiat sermayesinin kaybolmaması için daha fazla kazançlar planlayabiliriz. İşte bundan bahsediyorum, bu şekilden bahsediyorum. Bu şekil arazi tahribatı dengelemesini bize anlatıyor ve bu böyle bir döngüde ATD'nin ne olduğunu özetliyor ve şu kısım özellikle dengeleme mekanizmasını bize anlatıyor. İşte tüm bu piramidin üstünde ne var? ATD yanıtı var. Ya ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Şimdi anlatacağım size. Az önce de anlatmıştım aslında ama şöyle özetlememe müsaade edin. ATD yapacak olursak öncelikle tabii ki kayıp en başta olmadan kayıptan kaçınmak önemli. O nedenle arazi bozulumunu en başta önlemek veya bundan kaçınmak bizim çabalarımızın temelini oluşturmalı. Yani böyle bir hiyerarşide bizim çabalarımız en başta kaçınma, engelleme ayağı üzerinde olmalı. İkinci kısım ise azaltma. Yani arazi bozulumu başladıysa bunu azaltıp sürülebilir arazi yönetim uygulamaları yapmak mesela. Bunu yaparken bazı yerlerde sürülebilir arazi kullanımı uygulamaları, sürülebilir orman yönetimi uygulamaları yapabiliriz. Bu vesileyle arazi tahribatını azaltabiliriz. Bu da ikinci ayağımızı oluşturuyor bu hiyerarşide. Ama bazen dediğim gibi engelleyemeyebiliriz arazi bozulumunu böyle bir durumda. Azaltmaya çalışarak belki dengelemeye çalışabiliriz. Ve son olarak hiyerarşinin en ucunda da
geri döndürmek, yani arazi bozulumunu geri döndürmek, araziyi restore etmek, iyileştirmek ve arazi bozulumunu tamamen geri döndürmek olacaktır. Ama geri döndürmek çok maliyetli olabilir, bazen de çok zor olabilir ve genellikle mümkün de olmayabilir. Bütün alanda bozulmanın geri döndürülmesi çok da mümkün olmayabilir her bir bölgede. O nedenle bu üçüncü ayak piramidin en ucunda bizi karşılıyor. Bizim yanıt piramidimiz bu. En ucunda da dediğim gibi geri döndürme oluyor. Peki, ATD'yi, arazi kullanım planlamasına nasıl entegre edeceğiz bu projede? Tabii ki bu sorunun tek bir basit cevabı yok. Şu anda bir yarışma var, onu göstermek istiyorum sizlere. Onun slaytı bu. GULDN inisiyatifi gerçekleştiriyor bir yarışmayı. Ve ekiplerden şöyle bir şey istiyor. Lütfen bize fikirlerinizi sunun. Arazi kullanım planlaması çözümü oluştururken ATD'yi nasıl sağlayabilirsiniz aynı zamanda? Lütfen fikirlerinizle yarışın diyor bu yarışma. Ve bu vesileyle TransEarth yazılımı da kullanacaklar bu arada. Bu yazılımı entegre edecekler. Bu vesileyle karar vericiler arazi kullanım düzeltiyorum ATD'yi İLUP'a dahil edebilecek büyük ihtimalle. İlginizi çekiyorsa bu GULDN teknoloji inovasyon rekabetine yarışmasına siz de katılabilirsiniz. Alt tarafta linkini göstermek isterim bir kez daha sizlere. Herhangi bir fikir burada memnuniyetle karşılanacaktır bu yarışmada. Şimdi dengeleme mekanizmasından bahsettik. ATD yanıtı hiyerarşisinden bahsettik. İşte burada ne yapıyoruz? Tahminde bulunuyoruz ve buna göre planlama yapıp göstergelerimizi izlemeye devam ediyoruz proje ömrü boyunca. Öncelikle ne olup bittiğini izlememiz gerekiyor, raporlama yapmamız gerekiyor. İşte bunu yaparken UNCCD raporlamasından aldığımız 3 göstergeyi kullanmamız gerekiyor. SDG, yani şöyle bir kalkınma amacı 15.3.1 göstergesiyle başlamak isterim burada. Çünkü 3 tane küresel arazi durum değişikliği göstergesi var, indikatörü var. Bunlara göre biz izlememizi yapıyoruz. Bunlar nedir? Arazi kullanım değişikliği, arazi üretkenliği dinamikleri ve toprak organik karbon değişiklikleridir. 3 tane. Bu göstergeler birbirini kesinlikle tamamlayıcı göstergelerdir ve biz bunları haritalandırıp, bunları kullanıp arazi kullanım planlaması yapabilirsek izlememizi de gayet düzgün bir şekilde yürütebiliriz. Şimdi arazi örtüsü değişikliği mesela nasıl izleniyormuş, nasıl hesaplanıyormuş buna bakalım. Çünkü bu göstergenin belirli bir veri ve metodolojiyle hesaplanması gerekecek. Ama her bir ülke bunları elindeki mevcut bilgilere göre ölçebilir ve ölçüm şeklini ona göre uyarlayabilir. Ama arazi örtüsü ve arazi kullanım değişikliklerini analiz ederken öncelikle bunun kilit göstergemiz olduğumuzu unutmayalım. Çünkü arazi bozulumunda etkilenecek olan başlıca şey arazi örtüsü olacaktır bir gösterge olarak. İşte burada Avrupa Uzay Ajansı'nın ESA'nın kategorileri var. 37 kategorisi var. Veriler mevcut. Arazi örtüsü haritanız varsa pek çok yıla ait. Arazi kullanım değişikliğini görebilmek için öncelikle 2 tane harita ihtiyacınız var karşılaştırmayı yapabilmek için. Bu haritaların karşılaştırılabilir olması gerekir. Ayaş'ta mesela arazi örtüsü haritamız var ama sadece tek bir ana ait mesela. O nedenle başka bir arazi örtüsü haritası yapacağız ki zaman içerisinde değişiklikleri görebileceğiz. ESA'nın 37 tane kategorisi var. Bu ürünü burada görebiliyorsunuz. Ve bunların 7 tane UNCCD kategorisine tekrar gruplandırılması gerekiyor. O nedenle bu gruplandırmaya bağlı olarak arazi örtüsü haritanızı oluşturabiliyorsunuz. Burada mesela Bas harita 2001'e aitmiş. Daha sonra 2018'e geliyoruz. Aynısını tekrar yapıyoruz ve bakın değişikliği görebiliyoruz. İşte böyle bir ölçümden bahsediyoruz aslında arazi örtüsü değişikliği ölçümü derken. İşte böyle bir ölçekte
300 metre çözünürlükte çok da fazla bizim için bilgilendirici olmadığını görüyoruz mesela. O nedenle egzersiz yaparken biraz daha detayına inmeyi tercih edebilirsiniz. Ama örnek olarak gösteriyorum. Genellikle tarım alanları, tarlalar ve çayırlık alanları görebiliyorsunuz. Öyle değil mi bu ölçekte de, ESA haritalarında da? Çözünürlük bizim için çok iyi olmasa bile. Peki bu haritayı karşılaştırdıktan sonra arazi örtüsü geçişleri haritasını görüyorsunuz. 2001 ile 2018 arasında Ayaş'ta neredeyse hiçbir geçiş olmamış gibi görünüyor. Bu soldaki verileri kullandığımızda, ESA verilerini kullandığımızda, UNCCD kategorilerini kullandığımızda. Burada biraz çayırlık alan kaybı görüyoruz belki. Ve bunu biraz daha analiz ettikten sonra nokta örtü kullanarak bunları analiz ettikten sonra alttaki metrikleri elde ediyorsunuz. Hangi arazi örtüsü tipi ne kadar değişmiş ilgili yıllar arasında 2001-2018 arasında bunu görüyorsunuz mesela. Çayırlıktan işte tarlalara dönüştürülen alanları nasıl kayıtlar olduğunu görebiliyorsunuz. Ama arazi bozulumu haritası görebilmek için de ne yapıyorsunuz? Bu geçişlerden hangisi pozitif, hangisi negatif bunları belirliyorsunuz öncelikle. İşte sağdaki matris ise tam olarak bunu gösteriyor. Mesela burada çayırın tarlaya dönüştürülmesi bir pozitif değişim olarak işaretlenmiş. Ama bunu siz değiştirebilirsiniz bu arada. Bunu değiştirmek çok kolay. Peki ben trans örtü gösterirken bunu da göstereceğim. Nasıl değiştirebilirsiniz bunları? Ya da kendi veri setinizde kullanabilirsiniz. Arazi örtüsü haritalarınız varsa mesela Korin vardır. Eski yıllara ait arazi örtüsü daha iyi çözünürlüktedir oradaki haritalarda. İşte onları kullanırsanız yaparken ya da başka arazi örtüsü haritalarına uygun görüyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Ama kendi bölgeniz için hangi değişimler pozitif, hangi geçişler pozitif, hangi geçişler veya değişimler negatif bunları belirlemeniz gerekiyor. Genel olarak bakıldığında ormandan başka bir arazi örtüsü dönüşümü her zaman negatif olarak gösterilmiş bakın bu harita üzeri, bu tablo üzerinde. Genellikle de böyledir. Dediğim gibi bu haritadan şöyle bir harita çıkarabiliyorsunuz. Sağdakini çıkarabiliyorsunuz. Arazi örtüsü bozulumu haritası deniyor. Burada üç tane kategori var. Bozulma, stabil ve iyileşme şeklinde. Daha sonra yüzdeleri hesaplayabiliyorsunuz. Yani arazi örtüsünde ne kadar yüzdelik bir değişim olmuş, hangi alanda bunu hesaplayabiliyorsunuz. Hepsini göstereceğiz. Ayaş havzasında bu verileri kullanarak dediğim gibi arazi örtüsü değişikliklerini hesaplayabilirsiniz. İlk göstergemiz oldukça da bilgilendirici olur. İkinci göstergeye, ikinci endikatöre geçelim. O da arazi üretkenliği dinamikleri göstergesi olacak. Canlı demodan sonra biraz daha bunun üzerinde çalışacağız. Başka alternatifler de göstereceğim size. Ama yine de kısaca göstermeme müsaade edin. Arazi üretkenliği, eğilimleri ve dinamikleri dediğim zaman ne demek istiyorum? Çünkü tüm bu terimler arasında ufak tefek değişiklikler, farklılıklar var. Onları anlatmak isterim. Temel olarak uzun dönemde vejetasyon değişikliğini görmek istiyoruz. Öyle değil mi? Bu göstergede. O nedenle bunu ölçebilmek için NDVI, normalleştirilmiş fark bitki örtüsü endeksini kullanıyoruz mesela. Uydu temelli bir endeks ve bitkilerin elektromanyetik spektrumda nasıl reflektans gösterdiğine göre bunu belirliyoruz. İşte kızılötesi reflektans bunların yüzdesine bakıp endeksimizi elde ediyoruz elektromanyetik spektrumda. Daha fazla vejetasyonunuz varsa NDVI'niz yüksek çıkacaktır NDVI'niz. İşte hesaplama formülünde görüyorsunuz iki değişkenin normalleştirilmiş farkı bu. NDVI öncelikle pek çok farklı vejetasyon özelliği için vekil değer olarak kullanılır. İlla ki net primer üretkenlik için değil, pek çok özellik için vekil değer olarak kullanılabilmektedir. Ve yıllardır bunlar araştırmalara dahil edilmiştir ve oldukça yerleşik bir endekstir NDVI endeksi. Peki üretkenlik nedir? Üretkenlik neden önemlidir? Üretkenlik öncelikle bitkiler tarafından sabitlenen karbondur. O nedenle gıda güvenliği için önemlidir. Pek çok alan için önemlidir. Ne kadar NDVI'niz yüksekse üretkenliğiniz o kadar yüksektir, yeşil alanlarınız o kadar yüksektir, vejetasyonunuz o kadar sağlıklıdır.
Peki bu uydu görüntülerden ne yapabiliyoruz? Görüntülere bakarak NVIDIA'nın zaman serisini analiz edebiliyoruz. Mesela son 20 yıl içerisinde ne olduğunu görebiliyoruz. Bir azalma mı olmuş, artma mı olmuş bu endekste görebiliyoruz. Burada Modis'ten faydalanabiliyorsunuz. Modis hakikaten oldukça faydalı ve kullanımı kolay, hizmetinizde olan bir araç. Her 16 günde bir veri çekiliyor. Modis'te NDVI verisi elde edilebiliyor. Hem de diğer vejetasyon endeksleri elde edilebiliyor. 250 metre mekansal çözünürlükte verileri elde ediyor ve yıllık bir yıl içerisinde 23 kompozit elde edilebiliyor. Dediğim gibi 16 günde bir veriler elde edilip kompozitler 23 kompozit olarak karşımıza çıkıyor yıllık olarak. Evet, 16 günde bir harita olduğu için bir yılda 23 kompozit elde etmiş oluyoruz. Pekala. Bu veriyi analiz ettikten sonra farklı alt göstergeler de çıkarabiliyoruz bundan. Mesela dediğim gibi 23 kompozitimiz vardı bir yıl için, değişkenimiz vardı ama birden çok yıla bakıyoruz, öyle değil mi? Böylelikle NDVI'nin zaman serisini çıkarabiliyoruz ve analiz edebiliyoruz farklı yöntemlerle. Bu gösterge için ki arazi üretkenliği göstergesinden bahsediyoruz, arazi üretkenliği dinamiklerinden bahsediyoruz. 3 tane alt gösterge var burada. Bunlardan bir tanesi trajectory, yani gelecek tahminler, diğeri durum. Üçüncüsü ise performans. Bu üç alt göstergeyi bir araya getirdiğiniz zaman nihai bir arazi üretkenliği dinamiği göstergesi elde etmiş oluyorsunuz. Trajectory dediğimiz tahmin nedir peki? Daha önce de söylemiş olduğum üzere bir yıl var burada. Bakın bir yıla ait NDVI verileri. 23 kompozit sayarsınız eğer bu noktaları tek tek sayacak olursanız. Veri noktası yani. 23 veri noktası. Bir piksel veya bir alanı gösteriyor her biri. İşte bu 23'ün, 23 değerin özetini aldığınız zaman tek bir değere indirgediğiniz zaman yıllık ortalamayı buluyorsunuz. İşte Transworld'de de bu kullanılacak zaten. Mesela bu 23'ün ortalamasını alabilirsiniz veya başka bir metrik de kullanabilirsiniz ama diyelim ki bunun ortalamasını aldığımız zaman yıllık ortalamayı elde etmiş olabiliyoruz. O nedenle her bir yıla ait tek bir ortalama NDVI değeri elde ediyoruz. Trajectory ne? Tahmin ne? Trajectory lineer regresyon yapmaktır bu zaman serilerine yönelik olarak. Burada zaman var. Solda da yıllık ortalama NDVI var. Böylelikle lineer regresyon yaptığınız zaman, bu analizi yaptığınız zaman anlamlı bir değişiklik var mı, yok mu? Anlamlı bir artış var mı, yok mu? İstatistiki olarak bunu görüyorsunuz. İşte buna da trajectory diyoruz. Eğer bu trend, burada gördüğünüz çubuk, turuncu çubuk pozitifse ve anlamlıysa o zaman iyileşme var diyoruz. Eğer negatifse ve bu da anlamlıysa o zaman sıfırdan anlamlı bir şekilde aşağıda değilse stabil anlamına geliyor. Ama sıfırdan anlamlı bir şekilde aşağıdaysa değişim o zaman bozulma anlamına geliyor. İşte bu haritaları elde ediyoruz. Buna da trajectory diyoruz gösterge olarak. İşte ikinci alt göstergeye bakalım. Bu da state dediğimiz durum göstergesi. Yani durum bir karşılaştırma aslında. İki zaman dönemini karşılaştırıp durum alt göstergesini elde ediyorsunuz. İki tane yıla ihtiyacınız var. Bir tanesine baseline diyoruz, bir tanesine yani başlangıç durumu diyoruz, diğerine hedef diyoruz. Mesela 2000 ve 2012'yi seçebilirsiniz. Burada hedef olarak da 2013-2015'i seçebilirsiniz. Baseline olarak, mevcut durum olarak 2000 ila 2012'yi seçtikten sonra. Daha sonra persentillere yerleştiriyorsunuz verilerinizi. Ve bu persentillerden hangisine giriyor? Ortalama NDVI baseline'ınız nerede? Daha sonra farkını alıyorsunuz ve farkını aldıktan sonra eğer bu fark 2 veya 2'nin üzerindeyse durumda iyileşme var anlamına geliyor. Buna iyileşme olarak
bunu adlandırıyoruz. Eğer eksi 2 veya altındaysa potansiyel bozulma diyoruz. Eğer eksi 1 ila 1 arasındaysa değişiklik yoktur durumda diyoruz. Yani burada başka bir harita daha elde ediyorsunuz. Trajectory'de az öncekinde yani uzun dönemli verilere bakıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Ama durumda mesela son 3 günü yılın geri kalanıyla karşılaştırıyoruz. Peki öyle bir değişiklik var ki son 3 yılda meydana gelmiştir ve uzun dönemli trendlerde bunu göremeyebilirsiniz. O nedenle durum bu alt gösterge olarak durum göstergesi de oldukça önemli daha yakın zamandaki değişiklikleri görebilmek için. Son olarak performans 3. alt göstergemiz olarak karşımıza çıkıyor. Performansa baktığımız zaman bu da yine bir karşılaştırma. Ama performansın arkasında yatan fikir çok ilginç. Çünkü burada özel bir alanı, pikseli başka bir pikselle karşılaştırıyorsunuz. Ama bu piksellerin benzeri özellikleri olacak. Toprak açısından, arazi ölçüsü açısından benzeri özellikleri olacak. İşte bu ikisinin NDVI'ni karşılaştıracaksınız. Bu iki farklı yerin veya pikselin. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü NDVI'ye baktığımız zaman haritada NDVI'nin ilgili arazi tipinde potansiyeli gösterdiğini de söyleyebiliriz. Ama iki alanı karşılaştırdığımız zaman özellikle benzeri özellikler olan bir alanda karşılaştığımız zaman özellikle üretkenlik açısından alanınız sizin kötüye mi gidiyor bunu görebilirsiniz. Bunun için öncelikle alanlarınızı sınıflandırmanız gerekiyor. Toprak birimleri ve arazi ölçüsü açısından sınıflandırma yapacaksınız öncelikle. Ve yine NDVI dağılımını görüyorsunuz. 90. persentili buluyorsunuz burada. Çünkü bu işte aykırı değerler olacaktır ve benzeri 90. persentili buluyorsunuz maksimum üretkenlik olarak. Daha sonra bunu gözlenen üretkenliğiniz bölü maksimum üretkenlik şeklinde bir formüle uyguluyorsunuz. Eğer performans 0.5'in altında çıkıyorsa o zaman potansiyel olarak bozulan alan olarak işaretliyorsunuz alanınızı. En nihayetinde böyle bir arazi üretkenliği dinamiği haritası elinize çıkabiliyor, tablosu elinize çıkabiliyor. 3 tane alt göstergeyi bir araya getirdiğiniz zaman. İşte bu arazi üretkenliği dinamiği haritalarını elde etmek için farklı yöntemler de var ama ne gibi? Mesela 5 sınıf ayırabilirsiniz en sağdaki gibi. Haritada ay aşağısında genellikle iyileşen alanlar olduğunu görüyoruz bakın. Ama yakın zamana Trans-Earth renk paletini de değiştirdi. İnsanlar için daha kolay olsun diye özellikle renk körü insanlar ama okuyamaya başladılar. Bu değişiklikten sonra böyle bir sıkıntı var. Her neyse, bakın 5 tane sınıf var en sağdakinde. Bunlardan bir tanesi iyileşme, diğeri stabil kalma, üçüncüsü ise bozulma. Şimdiye kadar bu üçünden bahsetmiştik öyle değil mi? Ama bakın burada 5 tane sınıf var. Ama bu 3 alt üst göstergeyi bir araya geldiğiniz zaman 5 tane sınıf çıkarabiliyorsunuz. 2 tane yeni kategori ne? Stabil ama stres altında, diğeri ise bozulmanın erken işaretleri. Böyle 2 sınıf daha ekleyebiliyorsunuz. Sol tarafa geçelim. Eğer iyileşmeniz varsa bu tabloları nasıl okuyacaksınız? Bir alanda, bir pikselde iyileşmeniz var, durumunda iyileşmeniz var, performansı stabil diyelim. O zaman bunu sağdaki iki tablodan birine uygulayabiliyorsunuz. Ya 3 sınıf içerisinde ya 5 sınıf içerisinde belirleyebiliyorsunuz. Ama 2 tane yeni sınıf olabilir diyelim. Eğer trajectory alt gösterginin stabilse, yani uzun dönemde trendde bir değişiklik yoksa, stabilse uzun dönemdeki trend eğilim. Zamanıma bakıyorum bir yandan da. Dediğim gibi trajectory stabilse, durum alt göstergesi de stabilse, yani son yıllarda yakın zamanda bir değişiklik yoksa ki durum bunu gösteriyordu. Ama performans açısından 3. alt gösterge açısından bozulma varsa bu ne anlama geliyor? İlgili incelediğiniz piksel
normalde daha iyi bir performans gösterebilirdi. Bozulma var anlamına geliyor. Yani farklı bir pikselle, benzeri bir pikselle karşılaştırıldığında sizin pikselinizin durumu çok iyi değilmiş. O zaman degradasyon bozulma diyoruz. Çünkü aynı toprak türüne ait başka pikseller daha iyi performans sergilemişler. İşte böyle bir durumda stabil ama stres altında işaretleyebiliyorsunuz. Trajektörünüz stabilse, performansı da stabilse ama durumu state'i yani degradasyon varsa, yani son yıllarda bir bozulma başladıysa, işte buna da turuncu olanı diyorsunuz. Yani bozulmanın erken işaretleri var diyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Yakın zamanda bozulma başlamış ilgili bölgede anlamına geliyor. Peki, işte bu haritaları, arazi üretkenliği dinamikler haritalarını böyle elde ediyorsunuz. Trans Earth metodolojisini kullanarak. Buna bakacağız daha sonra. Arazi kullanım planlamasında biyofiziksel değerlendirme yaparken de kısmen bunu kullanıyoruz. Sonuncuya bakalım. Zorlu göstergelerden bir tanesi. O da toprak organik karbon değişikliği göstergesi. Arazi örtüsüne baktık, arazi üretkenliğine baktık. Son olarak toprak organik karbon değişikliği göstergesine bakalım. Zamanın iki anını bir araya getiriyorsunuz toprak organik karbonundaki değişiklikleri görebilmek için. Toprağın pek çok fonksiyonuyla alakalı ve üretkenlikle alakalı toprak organik karbonu, tüm bu göstergeler aslında birbiriyle ilişkili ve alakalı. Ama bu gösterge bilhassa önemli çünkü zor geliyor insanlara bununla çalışmak. Özellikle de toprak çalışmaları yapan insanlar ne demek istediğimi daha iyi bilecekler. Toprak organik karbon verisi genellikle eski veri olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ve uzun dönemli veri olması gerekiyor. Mesela Arjantin'de toprak organik karbon haritasının 70'lerden şimdiye kadar verileri var. 50 yıllık verisi var o ülkede toprak organik karbonundan. Tüm onlardan tek bir harita çıkarmanız gerekiyor işte. Zorluk bu. Tüm 50 yıllık haritadan. Peki toprak organik karbonundaki değişikliği nasıl ölçeceksiniz? Hakikaten sıkıntılı bir konu bu ve de zorlu. Ama nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinizi gösterebilirim. Önerilen yaklaşım kombine bir yaklaşım. Yani toprak organik karbon verisini arazi örtüsü değişikliği verisiyle birleştiriyorsunuz. Çünkü genel olarak arazi örtüsü verileri istisnalar olmakla beraber, eğer arazi örtüsünde değişiklik varsa, yani ormanlık alandan çayırlık alana dönüşüm varsa ve benzeri, genellikle organik karbonda düşüyor toprakta. O nedenle bu ikisini kombine ettiğiniz zaman, birleştirdiğiniz zaman bir toprak organik karbonu değişikliği haritası elde etmiş olabiliyorsunuz. Ama görebileceğiniz üzere havzada çok fazla bilgilendirici bir harita elde edemiyoruz. Küresel verileri kullandığımız zaman özellikle. Arazi örtüsü haritanıza da yakından bağlantılı. Nasıl bir harita elde edeceğiniz. Peki LDN çerçevesini, ATD çerçevesini bu 3 indikatörle nasıl gerçekleştireceğiz? 3 tane harita oluşturacağız dedik. Bu 3 haritadan bir harita çıkaracağız ki arazi tahribatını göreceğiz. Arazi tahribatı çünkü toplam alan içerisinde bozulan alanın yüzdesi. 15.3.1 bunu istiyor bize. Toplam alan içerisinde bozulan alanın yüzdesini istiyor. Böyle bir durumda 15.3.1 göstergesi Trans Earth kullanarak hesaplanılıyor işte. Toplam arazi içerisinde bozulmuş arazinin yüzdesini Trans Earth kullanarak hesaplayacağız. Ama bunun için de haritalara ihtiyacımız var. Arazi kullanım planlaması için de bu çok önemli olacak. Arazi kullanım yönetimi için de önemli olacak. Bunları hesaplayabilirsek. İşte bu rakamı çıkarmanın başka yolları da olabilir. Biz Trans Earth'ü kullanarak bunu yapacağız. Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda. One out, all out principle ilkesi kullanılacak. Yani en kötü sonuç, en nihai sonuçtur ilkesi kullanılacak bunu yaparken. Nihai haritamız bu ilkeye bağlı olarak hazırlanacak. One out, all out. Yani en kötü sonuç, en nihai sonuçtur ilkesini kullanıyor olacağız.
yapacağız. Ve nihayetinde hesaplamanızı yapacaksınız ve bozulan alan yüzdesini elde edeceksiniz. Mesela Ayaş Havzası'nda neymiş bu? Bozulan alan 6.8 kilometre karelik alanda %0.60'mış bozulan alan yüzdesi. Farklı bir metodoloji kullanırsanız yüzdeleriniz de farklı çıkabilir. Bizler için, uzmanlar için, planlayıcılar için uzmanlığımızı sürece katıp, bilgilerimizi sürece katıp en faydalı verileri kullanmamız gerekecek ve en mantıklı verileri bulmamız gerekecek. Bu bizim çalışma alanımız için de önemli olacaktır. Şimdi Transearth dedik. Transearth belirli bir gösterge için küresel verileri kullanmama imtiyazı sağlıyor size. Ve çok da kullanımı kolay. Neden Transearth'ten bahsediyorum? Çünkü 15.3.1'de özellikle bundan bahsediyor. 15.3.1 için oluşturulan bir karar destek aracıdır Transearth ve QGIS'e eklenti olarak kullanılabilen ücretsiz bir araçtır. Ve Google Earth motoru kullanılabiliyor aynı anda Transearth kullanılırken. O nedenle bir şekilde webinarda QGIS'i kullanmıştık zaten. Google Earth motorunu da kullanmıştık. O nedenle buna da kolay bir şekilde giriş yapabileceğiz. Şimdi Transearth demosuna geçmeden önce Trans.Earth'ten bahsetmek istiyorum. Conservation International tarafından geliştirilmiştir. GEF projesi bağlamında oluşturulmuştur Transearth. Uydu verileri kullanır ve çok fazla GBS veya Google Earth da bilmenize gerek yok. Birkaç klikle Transearth'ı kullanarak haritalarınızı elde edebiliyorsunuz. Bunun örneğini yapacağız şimdi. Sezar sözü alacak. Orada mısın? Sana vereceğim. Hello, good morning. Hello. Oh, good afternoon for you. Günaydın veya iyi günler, tünaydın mı demeliyim? Evet, bir ekranımı paylaşayım sizlerle. Okay. Tamam. Can you see my QGIS? QGIS'imi görebiliyor musunuz? QGIS'imi görebiliyor musunuz? Tamam. Kamerayı mı da açayım? Kapatayım pardon. Ekranım daha güzel çalışsın. QGIS'i görüyorsunuz. Bir tane çalıştayda başlamıştık QGIS ile çalışmaya. Google Earth Engine'i de göstermiştik. Mesela burada NDVI hesaplamasını yaptık. Ayaş bölgesi için 2018 için bir hesaplamalar yapmıştık. Evet, QGIS'teki ürün bu. Ve bazı katmanlar ekleyeceğiz Google Earth'le. Stream Earth nereden geliyor? Onu bir göstereyim. Burada Transearth web sitesini görebilirsiniz. Buraya bu web sitesine girdiğinizde çok bilgi bulabileceksiniz. Yani bu programı neler yapabildiği ile ilgili bilgiler bulabileceksiniz. Bunu nasıl kullanacağınızla ilgili bilgiler bulabileceksiniz. Kılavuzlar bulabilirsiniz. Değişik dokümanlar bulabilirsiniz. Bazı dillerde de, farklı dillerde de mevcut program. Evet, web sitesi bu. Ve bunu QGIS'e nasıl entegre edeceğiz? Evet, burada QGIS plugin'i görüyorsunuz. Plugin kısmına geldiğiniz zaman, QGIS'in plugin kısmına geldiğiniz zaman burada görüyorsunuz en yukarıda Transearth'ı bulabilirsiniz zaten en başta. Plugin'e giriyorsunuz kısacası ve plugin'e girdiğiniz zaman böyle bir pencere açılıyor ve Transearth diye arama yaptığınız zaman bulabilirsiniz. Ve plugin'i bulabilirsiniz ve
Yükleyebilirsiniz. Zaten ben de yüklü olduğu için ben yükle demeyeceğim. Sadece kapatacağım bunu, bu pencereyi. Ama sizler yükleme, install düğmesine basarak. Yani çok zor değil gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi QGIS güzel bir araç kutusunu görmüş olacaksınız bu sağ tarafta. Mesela burası ayarlar. Ayarlara girdiğiniz zaman kayıt yaptırabilirsiniz. Kendi logininizle girebilirsiniz ve e-mail adresinizi girebilirsiniz. Ve her seferinde bir şey gönderdiğiniz zaman bu Google Earth Engine'e bağlı. Yani bunların hepsi bulutta saklanıyor. Ve haritayı ürettiğiniz zaman o e-mailiniz orada olursa haritayı ürettiğiniz zaman sizlere o e-mailinize gönderecekler ya da bir bilgi gerekirse e-mail adresinizi yönlendirebilecekler. Burada hesaplamacı kalkülatör var burada. Arazi tahribatı indikatörü vardır. Mesela kırsal alan ya da kentsel alandaki indikatörler, toplamdaki karbon miktarı gibi farklı indikatörler var. Biz ilk indikatörü seçeceğiz. Arazi tahribatı indikatörünü seçeceğiz ve burada 3 alt indikatörün hesaplamasını yapabilirsiniz. Ingrid'in az önce gösterdiği mesela verimlilik, produktiviteyi hesaplayabilirsiniz. Mesela buradaki süreç çok basit, prosedür çok basit. NDVI'yi seçerek, Land Trend Productivity altında NDVI'yi seçerek bu indikatör için farklı opsiyonları görebileceksiniz. Mesela yörüngeyi görebileceksiniz, trajektörü görebileceksiniz. Zaman dilimini seçebilirsiniz. Kendi istediğiniz zaman dilimini mesela 2001, 2019 ya da 18 yılını seçebilirsiniz ve burada ekstradan bir ayarlar görebileceksiniz. Bunlarda farklı metotlar uygulayan araçlardır. Benim sunumumdan sonra herhalde Ingrid bunları anlatacak diye biliyorum. Yani mesela ilk havayla ilgili, sıcaklıkla ilgili NDVI, sıcaklıkla ilgili verileri verileri girebilirsiniz buraya. Onun için farklı araçlar mevcuttur. Mesela performans alt indikatörümüz vardır. Yine zaman dilimini seçebilirsiniz. Aynı zamanda vaziyette de durum için de zaman dilimini seçebilirsiniz. Ve mesela kıyasladığınız dönem ve baz aldığınız dönemleri seçerek ve ondan sonra next, bundan sonra noktası düğmesine basarak mesela burada solda gördüğünüz AYAŞ dosyası mevcut bende. AYAŞ dosyamın iyileştirilmesini istiyorum mesela. Evet, burada arazi verimliliği AYAŞ diye isim veriyorum. 2001-2019 zaman dilimi olarak belirliyorum. Bu bizim görevin ismi ve bu hesaplayacağımız görevin ismi benim adıma hesaplama yapacaktır ve hesaplama, calculate düğmesine basıyorum. Böyle yaptığım zaman Google Earth'e bu görevi vermiş oldum. Hesaplama görevini vermiş oldum. Google Earth Engine'e ayrıyetten girmeden daha önceden gösterdim ben Google Earth Engine'in nasıl çalıştığını, nasıl hesaplama yapıldığını gösterdim. Burada plugin kullanarak çok kısa yolla daha kolay bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Evet, bu görev nedir? Nerededir? Evet, görevi verdim ben Google Earth Engine'e, gönderdim, atadım. Burada bulutu görüyorsunuz, bir ok işareti de görüyorsunuz aşağı doğru. Bu... Evet, bu Google Earth Engine görevleri diye bir düğme. Burada verdiğim, Google Earth Engine'e gönderdiğim görevlerin hepsinin listesini görebiliyorsunuz. Evet, yenile ya da tazele, refresh düğmesine bastığınız zaman buradaki bu görevi görebiliyorsunuz. Verimlilik, 2001-2019 seneleri, başlangıç tarih, bitiş tarihi ve hala devam etmekte diyor, durumu yapılmakta demek istiyor ve biraz bekleyin demek istiyor. Burada tekrar yenileyerek bittiğini görüyorum. Evet, zaten bitmiş, çok güzel, hızlı oldu benim için. Bittiği zaman
indir diyorum. Sonuçları indir diyorum ve burada ismini vereyim ben. İndireceğim verilerin. Bunu sakla dediğim zaman indirmeye başlıyor ve Google Earth Engine'den indirmeye başlıyor ve şimdi sol tarafta, pardon, NVDA'yı kaldırıyor ve Ingrid'in bahsettiği haritaları elde etmiş oldum. Evet, vaziyet ya da durum, verimlilik, performansı ve yörünge alt indikatörünü görebiliyoruz. Evet, QGIS'iniz zaten indirilmiş oldu, entegre olmuş oldu ve bu verileri bu şekilde görebilirsiniz. Evet. Aynı zamanda buna dönersek, arazi tahribat indikatörüne ve tekrar dönersek, arazi örtüsünün de hesaplamasını yapabilirim ve organik toprak karbon hesaplamasını da yapabilirim. Arazi örtüsüne baktığımız zaman çok basit. Bu da çok basit. Evet, hedef yıllarınızı, zaman dilimini seçiyorsunuz ve ESA kullanıyorsanız, Avrupa Uzay Ajansı'nın programını kullanıyorsunuz. Burada farklı kategoriler görebiliyorsunuz arazi örtüsü için. Evet, bu kategori, bu mesela başka tür araziler ya da tarlalar ya da çayırlar gibi farklı kategoriler verebilirsiniz. İkinci pencerede ise böyle bir tablo görebileceksiniz. Hangi arazilerin tahrip olduğunu görebileceksiniz ya da tahrip sayıldığını görebileceksiniz. Mesela tarlalar var, tarım arazileri, mesela sıfır ya da artı koyarak değiştirebilirsiniz bunu. Sizin durumunuzda hangisinin pozitif, hadi hangisinin negatif olduğunu belirleyebilirsiniz ve kullanışı da zaten çok kolay. Mesela çalıştığınız alanın ismini yazarak sisteme girebilirsiniz ve aynı zamanda organik toprak karbonu indikatöründe görüyoruz burada. Aynı şekilde bu da çalışıyor. Bazı parametreler var. İkinci pencerede onları bir gözden geçirebilirsiniz. Ve burada bir tane dosya görüyorsunuz. Ya da yani yükleme diye bir dosya görüyorsunuz. Mesela arazi örtüsü, farklı zaman dilimleri için arazi örtüsüne girerek mesela raster'da ise ya da poligonda ise kendi arazi örtüsünüzü girerek ve kendi verilerinizi koyabilirsiniz hesaplamak için. Aynı şey de verimlilik ve organik toprak karbonu için de geçerli. Ingrid zaten bu metotları gösterecek. Mesela arazi verimliliğindeki eğilimleri hesaplanmasına ile ilgili metotları gösterecek size Ingrid zaten benim sunumumdan sonra. Ve mesela productivity veri setlerine ya da arazi verimliliği veri setlerine girdiğiniz zaman böyle dosyayı adlandırarak, parametrelere girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz. Ve özellikle küçük alanlar için böyle bir hesaplama yapabilirsiniz. Ve evet, bütün haritaları ben zaten yaptım. Arazi örtüsü 2001 senesi için, 2018 senesi için ve arazi örtüsü tahribatı haritamda mevcut. Bütün indikatörleri elde aldıktan sonra son nihai yere gelebilirim. Son hesaplamayı yap diyeceğim. Yani sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili bu. Bu da farklı alt indikatörlerin verilerini verecektir size ve burada zaten çalıştığım alanın ismi bellidir ve Ayaş'a bir gireyim. Mesela SDG
Ayaş 19 diye saklayayım ve böyle sakladığım zaman farklı şeyler yaratacaktır. Birkaç tane harita yaratacaktır ve tabloyu da yaratacaktır. Ingrid'in bahsettiği bu Excel tablosudur ve bütün veriler de oraya aktarılmış olacaktır. Evet, arazi verimliliği eğilim haritaları, küresel verileri görebilirsiniz. Dediğimiz gibi daha önceden bu küresel verilerdir. Bu bölge için, alan için. Evet. Burada verimliliğin arttığını görüyoruz ya da bazı yerlerde stabil olduğunu görüyoruz ya da bazı yerlerde düştüğünü, geriye gittiğini gidiyoruz. Öyle bir uyarıcı belirtiler görebiliyoruz. Evet, burada farklı, siz kendi verilerinize farklı bir harita çıkaracağınızdan eminim. Dediğim gibi bu analiz yaptıktan analizin sonunda böyle bir harita elde etmiş olacaksınız ve bir tabloyu açayım ben. Böyle bir tablo elde etmiş oluyorsunuz ve tabloda son rakamları görebileceksiniz. Yüzde ne kaçı tahribata uğramış ya da iyileşen alanın yüzdesi ne kadar ve her indikatörün, her göstergenin verisini alabileceksiniz. Verimlilik eğilimlerini görebilirsiniz farklı alanlar için mesela. Bu geçiş dönemindeki alanları görebilirsiniz. Ya da erken uyarılar veren ya da düşüş için geri git gerileyen uyarılarda görülebilirsiniz. Arazi örtüsündeki değişikleri görebilirsiniz. Mesela çayırlık ya da tarla, tarla arazilerindeki verileri görebilirsiniz ve farklı indikatörler için bilgiler elde edebilirsiniz. Aslında çok basit bir istatistik tablosu sizin için verilmiş olacak ve UNCCD raporlaması kapsamında da bu tabloları otomatik olarak elde edebilirsiniz raporlamak için. Ve bu tabloları direkt de zaten raporlara aktarabilirsiniz. Evet. Trend arasının kullanımı ile ilgili kısaca bunlar. Çok basit bir araç ve ekstradan bazı buradaki fonksiyonları vardır, ayarları vardır. Oradaki saklanan, sistemde saklanan verileri de yükleyebilirsiniz kendiniz için, indirebilirsiniz. Farklı indikatörleri burada görebilirsiniz. Mesela yağış olsun ya da topraktaki nem oranı olsun. Farklı zaman dilimi için bu verileri alabilirsiniz ve burada alanınızı belirtiyorsunuz ve buradaki data setleri görebilirsiniz. Evet, bazı verileri elde etmek için güzel bir araç. Küresel verilerden bahsediyorum. Ama bazı değişkenler için de veriler alabilirsiniz. Bir tane daha burada düğme görüyorsunuz, nokta görüyorsunuz. Mesela NDVI diyoruz. Bir tane yapayım sizler için. Kısaca hemen hesaplamasını yapayım. Bir bölgeyi seçerek oradaki eğilimleri inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Biraz zaman alacak herhalde, bağlantım çok hızlı değil. Evet, bir tekrardan yenileyim. Evet, şu an bitti.
indir tuşuna basıyorum ve buradaki ortalamayı, ortalama NDVI'ye görebiliyorsunuz. Zaman diliminin analizini görebiliyorsunuz Ayaş bölgesi için. Harita yeşil, gördüğünüz gibi bütün Ayaş bölgesi için olumlu bir eğilim görüyorsunuz, pozitif bir eğilim görebiliyorsunuz. Yani yukarı doğru gidiyor. Evet. Evet, farklı tuşları deneyebilirsiniz. Ingrid zaten farklı yöntemleri sizlere tanıtacaktır. Evet. Biraz araştırmanızı öneririm bu programı. Ne gibi sonuçlar elde edebileceğinizi görmenizi, incelemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi mesela NDVI için piksel eğilimlerini seçebilirsiniz ve iklim veri setlerini de görebilirsiniz mesela burada aşağıda ve Ayaş küçük bir havzadır. Ve küresel verilerle daha büyük pikselli haritalar elde edebilirsiniz. Evet, kısaca ve hızlıca haritaları nasıl değiştiğini de görebilirsiniz. Bunu deneyerek kendi verilerinize girebilirsiniz. Daha yüksek çözünürlükle haritalar elde edebilirsiniz. Evet, benim demo çalışmam burada bitti. Google'dan girerek araştırabilirsiniz, indirebilirsiniz programı. Plugin'den indirebilirsiniz, Google Earth Engine'i entegre edebilirsiniz sisteme, QGIS'e ve şunu da unutmayın ki yanlış veriler oraya girerseniz tabii ki de iyi bir harita elde edemezsiniz. İyi verilerin kullanılması her zaman tavsiye edilmektedir. Sorular varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Bir soru vardı. Mustafa Bey sormuştu organik karbon haritası ile ilgili. Mustafa Bey sormak ister misiniz? Chat'te mi cevap verelim yoksa şimdi sormak ister misiniz Mustafa Bey? Evet, bu yazılı olarak sordum ama ona cevap verilsin. Tekrar isterseniz sözlü olarak da sorun Mustafa Bey, hem videoda yer olsun kayıtta. Tamam, şöyle diyelim. Şimdi organik karbon haritasından bahsedildi. Bu organik karbon haritasında biz normalde toprak örneği alarak bir organik karbon hazırlardık. Artı diğer parametreleri de kullanırdık. Biz organik karbon haritası hazırlarken toprak organik maddesinin analizlerine dayanıyoruz muhtemelen onu, yani öyle düşünüyorum. Diğer kullanılan parametreler var mı? Buradaki metodolojiden kısaca bahsedebilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Sesim geldi mi? Geldi. Aslında buradaki indikatör biraz daha evet, burası çok farklı bir indikatördür hesaplanması için. Aslında çok geçmişten gelen o nedenle toprak organik karbon verisi varsa elinizde. Ama zaten önümüzdeki webinarımızda bu konunun detaylarına gireceğiz. Çünkü dijital toprak haritalaması konusunu işliyor olacağız orada. Ve toprak organik karbonunu nasıl tahmin edebiliyorsunuz? Özellikle ölçüm yapmadığınız yerlerde hangi parametreleri dikkate almanız gerekiyor? Onları etraflı bir şekilde işleyeceğiz önümüzdeki webinarda. İşte makine öğrenmesi algoritmaları var çünkü. Yapay zeka algoritmaları var. Onlarda pek çok değişken kullanabiliyoruz. Özellikle tahminlerimizi yapabilmek için pek çok parametre içerisine ekleyebiliyorsunuz. İşte toprağın dokusundan üretkenliğe, NDVI'ye pek çok parametre ekleyebileceksiniz. Bunu göreceksiniz. Ve ne kadar fazla parametre varsa elinizde o kadar kullanabilirsiniz tabii ki modelinizde.
Tabii ki mantıklı oldukça bu parametreler, toprak organik karbon açısından mantıklı tüm parametreleri kullanabilirsiniz. Ama TransEarth'te, Google Earth, bu TransEarth'te toprak organik karbonu hesaplarken küresel toprak organik haritasını da kullanabiliyorsunuz FAO'nun bu arada. FAO'nun öyle bir haritası var biliyorsunuz belki. Onu kullanabilirsiniz girdi olarak ya da kendi toprak organik karbon haritanızı da kullanabiliyorsunuz ulusal haritanızı. İşte bu verileri, toprak organik karbon verilerini bu bağlamda referans olarak kullanıyorsunuz aslında. Çünkü genellikle iki farklı döneme ait toprak organik karbon haritanız olmuyor. İki tane harita elinizde olmuyor genellikle. O nedenle değişikliği görebilmek için arazi ötesindeki değişikliklere genellikle dayandırıyorsunuz kendinizi mecbur olarak. O nedenle bunu sadece bir referans olarak kullanıyorsunuz genellikle toprak organik karbonu haritasını elinizdekini. Şimdilik bunu söyleyebilirim ama dediğim gibi çok da fark etmez aslına bakarsanız. Ama farklı toprak organik karbon haritaları kullanırsanız çok da fark etmeyebilir. Arazi örtüsü değişikliği verilerinin daha etkili olduğunu söylemek zorundayım. Toprak organik karbonu verisinden ziyade toprak örtüsü değişikliği verisine ihtiyacınız olacak. Ben, ama önümüzdeki webinarda etraflıca işleyeceğiz bu konuyu. Buyurun lütfen. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Organik karbon toprakta mutlaka ölçülmesi gereken, yani tahmin edilmesi değil, ölçülmesi gereken bir parametre. Tabii bu parametreyi ölçerken bizim arazinin şeklinden, toprağın derinliğinden, iklim yapısından, hatta bitki örtüsünden yararlanmamız gerekiyor. Bunun yanında bizim toprağın jeolojik yapısı, jeomorfolojik yapısından da yararlanmamız gerekiyor. Yani bir programın sadece işte uydu görüntüsündeki görüntülere yararlanarak bu tür kimyasal bir sonuca ulaşma imkanımızın olmayacağını düşünüyorum. Bir birincisi, ikincisi eğer elimizde daha önce yapılmış olan bir organik karbon haritası varsa zaten burada bir yeni bir organik karbon hesaplamasına gitmemiz, yani şöyle yeni bir ölçüm yapmışsak belli aralıklarla, sallıyorum 250 metre aralıklarla bir örnekleme yapmış ve bu örnekleme sonucunda analizlerde, laboratuvarda analizleri yapıp bir veri elde etmişsek, organik karbon verisi, bunu hesaplayabiliriz. Bu sadece burada bu da yetmiyor. Toprağın solumu dediğimiz canlı toprak katmanını da bu işin içerisine katmamız gerekiyor. Yani birçok parametreyi kullanmamız gerekiyor. Tamam, Türkiye'nin FAO'da yapılmış karbon haritası var. Bunun bizzat içerisinde görev almış birisi olarak konuşuyorum. Biz Türkiye'de yaklaşık bir 8000 tane örnekle bu işi yaptık. Ama Türkiye'deki 8000 örnekle 78 milyon hektarlık bir alana ne kadar bir şey yapabilir? Sadece bize fikir vermesi açısından 1 milyon 800 bin ölçeğinde bir harita burası ve dolayısıyla yani basitçe bir programla biz sadece görüntüden yararlanarak böyle bir sonuca varmamız bizim için ne kadar doğru, yani dikkatimi çektiği için bu konuya eğildim, yoksa diğer konular çok güzel, özellikle ilgimi çekti. Bu konuda hani farklı bir metot mu var? Toprak görüntü olarak verilen pikseldeki nem vesaireyi de ortama katarak biz karbonu hesaplayabileceğimiz, bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var? Onu bilmek için bu soruyu sordum. Teşekkür ediyorum. Okay, thank you, Mustafa. No, of course. Yeah, soil organic carbon needs to be measured in the soil and all, as you just said, the global soil organic carbon map of FAO is based on soil samples, and as so is the soil grids soil organic carbon map. But if you need to map it in a continuous area, you need to somehow interpolate it. You need to interpolate these data points. Actually, if you measure it in one point, in one specific area, which is where you took the sample, the soil sample, soil organic carbon will varies a lot, and it can, if you measure it again in 100 meters away, it will have a very different value. And so you need to consider. 100 metrede tekrar ölçerseniz tamamen farklı bir bilgi elinize geçebilecektir. O nedenle
Keşke her yerde ölçüm yapabilsek, elimizde böyle bir şey olsa ama interpolasyon yapmanız gerekecek. Belki daha iyi bir metodoloji bulunabilir, bilmiyorum, benden daha iyi metodolojiler bulunabilir belki ama önemli olan şey özellikle toprak organik karbon haritaları oluştururken uydu verilerini kullanmak da önemli, özellikle tahminlerde bulunurken. Ama sadece bunları kullanmıyorsunuz, sadece uydu verilerini kullanmıyorsunuz. Tahminlerinizi iyileştirmek için başka parametreler, başka türlü bilgiler de yedirebilirsiniz sisteme. Ne gibi? Mesela toprak veya jeolojik özellikler gibi. Uydudan elde edilebilecek pek çok verinin yanı sıra. Diğer parametrelerin, değişkenlerin kullanılmasının amacı tahminlerinizi iyileştirmektir aslında. Çünkü evet, bir yana interpolasyon yapacaksınız. Kriging yapacaksınız belki ve daha sonra interpolasyon yapıp verilerinizi tahmin edeceksiniz. Öyle değil mi bu verileri kullanarak? Ya da başka türlü metotlar kullanıp mesela başka bir toprak örtüsü varsa elinizde, başka bir arazi örtüsü bilgisi varsa bunu da sürecinizde yedirip daha iyi tahminler elde edebilirsiniz. Ama genel olarak tabii ki toprak organik karbonunun ölçümlenmesi gerekiyor ki bu konuda size katılıyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki tartışılması gereken büyük bir mesele bu. Aynı zamanda belirsizliği de bize gösteriyor. Haritalama belirsizliği diye bir konu var bildiğiniz üzere. Ne yazık ki buraya geliyoruz. Toprak organik karbon haritalarında da böyle bir durum söz konusu ne yazık ki. Çünkü bizlere bir fikir veriyor sadece bunlar. Yani gerçekten ne kadar uzak olmayabileceğimiz yönelik bir fikir veriyor sadece bu haritalar. Ama belirsizlik her zaman mevcut. Bazen tüm bu yeni teknikler, anlattığımız teknikler belirsizliği ölçmemizde de yardımcı oluyor ve benzeri. Sezer, bir şey söylemeye çalışıyorsun galiba. Yes. Evet, bir şey söylemek istiyordum. Ben de sorunuza cevap vermek istiyorum mümkünse. Şöyle düşünüyordum da, bu göstergenin amacı şu. Zaman içerisinde toprak organik karbonundaki değişikliklere bakacaksınız, ölçeceksiniz. Yani toprak organik karbonu azalıyor mu, artıyor mu? O nedenle amaç çok basit aslında. Ama nasıl yapacağınız çok zor. Nasıl sorusu biraz zor. Nasıl yapacağız bunu? Bu değişikliği nasıl ölçeceğiz asıl sıkıntılı kısım. Bizim size gösterdiğimiz ve önerdiğimiz ve UNCCD tarafından önerilen en kolay yöntem aslında. Sizin de söyleyebileceğiniz üzere. İşte bununla başlarsınız. Arazi örtüsündeki değişikliklere bakıyorsunuz aslında karbondan ziyade. Daha sonra FAO'nun haritasını da eklersiniz. Pek çok projede bunu yaptık ve benzeri sonuçlar elde ettik aslında. Çünkü bir döneme ait harita o bildiğiniz üzere. Ama bazı ülkelerde ve bazı yerlerde toprak organik karbonunu izlediğiniz zaman eski ölçümleri ve yeni ölçümleri bir araya getirdiğiniz zaman iki farklı harita elde edebiliyorsunuz. Bir tanesi eski yılların haritası, eski yılların ölçümleriyle, işte tüm 2000'e kadar elde ettiğiniz numunelerle, yaptığınız ölçümlerle, bir de yeni harita, yeni örneklerle, numunelerle. İşte bu haritaları, bu iki haritayı, hazırladığınız iki haritayı, İşte toprak örnekleriyle ve benzeri bu az önce gösterdiğimiz araca yerleştirebiliyorsunuz ve daha iyi bir tahmin elde edebiliyorsunuz değişikliğe yönelik olarak toprak organik karbonundaki. Ama hakikaten bunu doğru bir şekilde yapmanın tek yolu bu. Başka bir yöntem, yeni yöntem gösteremiyoruz ne yazık ki size. Toprak organik karbon içeriğine yönelik olarak her 5 yılda, her 10 yılda yapılan yeni ölçümler çok güzel olur tabii ki ama bazen ülkeler bunu yapamıyor. Çok zor, maliyetli oluyor. Ve dediğimiz gibi çok da örneğe ihtiyaç oluyor. Ama küçük havzalarda nispeten bunu yapmak kolay. Belki yapabilirsiniz. Buyurun lütfen, buyurun. Mustafa ya, Bey. Sezer Bey, çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Çok güzel bir şey. Ama şimdi şöyle düşünelim. Biz topraktaki fosforu da veya topraktaki potasyum miktarını da bu şekilde belirleyebiliyor muyuz? Hayır. Organik karbonu nihayetinde organik madde hesaplamasında kullanıyoruz. Ülkemizde
gübreleme tavsiyelerinde biz özellikle azotlu gübreleme tavsiyelerinde de organik karbonu kullanıyoruz. Çünkü toprakta değişmeyen bir parametreye ihtiyaç var. Azot biliyorsunuz 5 derece sıcaklıktan itibaren devamlı toprakta değişebilen bir parametre. Laboratuvara getirirken de değişebilen. Ama değişmeyen bir şeyle yaklaşımla bulmamız gerekiyor. Biz organik karbon üzerinden gidiyoruz. Şimdi biz eğer organik karbonda böyle bir şey elde edebiliyorsak, böyle bir nasıl görüntülerden yararlanarak veya geçmişin verilerinden yararlanarak bir veri harita elde edebiliyorsak aslında çok güzel bir şey. Verimlilik parametreleri açısından da bunu kullanabiliriz. Atıyorum toprağa verebileceğimiz azot miktarını belirlerken de bunu kullanabiliriz. Yani bunun doğruluk düzeyi veya böyle hazırlanan haritanın çözünürlüğü kaç? 1/5000, 10.000, 1.000 yani 1/1 kaçlık bir harita elde ediyoruz? Doğruluk oranımız nedir? Yani böyle bir şeyin içerisinde. Hakikaten ilgimi çektiği için, itiraz etmek için değil, sadece ilgimi çektiği için bu soruyu sormak istiyorum. Ben bir bilgi verebilir miyim? Sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Geliyor. Buyur efendim. Mustafa Bey, belki kafa karışıklığını gidermek için ilave bir bilgi vereyim. Aslında biraz önce şeyde de paylaşmaya çalıştım ama videolar var. UNCCD'nin hazırladığı her bir indikatörü ve kullanılan bu Ingrid'in de ifade ettiği verileri anlatan çözünürlükleriyle birlikte, ama şimdi şurada bir kafa karışıklığı oluşmasın. Şimdi bu küresel veriler, Trend Earth'te Ingrid'in gösterdiği veriler, toprak organik karbonu ile ilgili şeyler, hem FAO'nun yaptığı hem Soil Grid olsun. Bunların hepsi küresel veriler ve bunlar daha çok ülkelerin, aslında Sezar'ın söylediği gibi, azalım ve artımı sonuçta görmek istiyor herkes. Ve bize de uluslararası anlaşmalar, iklim değişikliği, arazi bozu çölleşmeyle mücadele gibi sözleşmelerden gelen, ülkelere gelen yükümlülükler gereği bu azalım ve artışları yıllar içerisinde raporlamak gerekiyor. Bu verilerin temel amacı ülkelerin ilk başlangıç değeri nedir? Bunu ortaya koyabilmekti. Bu amaçla üretilmiş veriler. Yani siz bundan sonraki raporlamada bu hazırlanan verileri alarak azaltım veya artış olup olmadığını ortaya koyacaksınız. Temel olarak bu verilerin hazırlanış felsefesi bu. Mesela FAO'nun hazırladığı küresel toprak organik karbon haritası sizin de, yani bizim TAGEM'in projesinin sonucu olarak 1/1 milyon ölçekli. Soil Grid'de 250 metre ölçekli. Yani bir kilometre diye. 1.800.000 ölçekli. Ölçek aralıkları da yani yerine göre değişmekle birlikte 2500 ile 5000 metre aralıklarla alınmış örnek. Yani bizzat içerisinde örneklemeyi yapan kişilerden biri olarak. Evet. Şimdi bu verilerin genel olarak mesela AYAŞ gibi bir lokal alanda bir planlamada kullanılabilmesi çok olanaklı değil. Ancak bu veriyi araziden aldığınız verilerle beraber detaylandırırsa bir yani lokalde kullanılır bir veri seti oluşturulabilir. Yoksa tek başına bu küresel veriler, işte Soil Grid olsun, diğer FAO'nun haritası olsun, tek başına lokalde özellikle AYAŞ gibi bir ilçe bazında veya bir il bazında kullanabilecek detayda, çok fazla detayda bilgi aktarmıyor bize. Dolayısıyla onu arazideki veriyle zenginleştirmeniz gerekiyor. Ki biz de projede zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Laboratuvardan gelecek sonuçlarla birlikte bunları zenginleştirmeye çalışacağız. Dolayısıyla bu verilerde, yani şöyle düşünmeyin yani. Bunlar bizim başka bir şey yapmaya ihtiyacımız olmadan kullanacağımız veri seti demek değil. Bu bize bir temel oluşturabilecek bir veri. Belli oranda nerelerde düşük organik karbon, yüksek organik karbon olabileceğini çıkarım yapabileceğimiz bir şey, ama tam bir planlama anlamında yaklaşım geliştirebileceğimiz kadar yüksek oranda bir detay içermeye olabilir. Dolayısıyla biz araziden gelecek şeyden yapabildiğimiz kadar bunu zenginleştirmeye çalışacağız. Sanırım Sezar bir şey söylemek istiyor ama. Yok,
Yeah, no, just a quick comment before I... Sadece kısa bir yorum yapmak istiyorum. Daha sonra sözü Ingrid'e vereceğim son sunumunu yapabilmesi için. Ölçek meselesine yorum yapmak istiyorum aslında. Bu sadece bir araç. Hakkının da söylediği gibi genellikle ülke raporlaması amacıyla oluşturulmuş şeyler bunlar. Aynen Emre'nin söylediği gibi. O nedenle her bir ülkede, ülke düzeyinde yapılabilecek, başlangıç durumu olarak oluşturulabilecek bir harita olsun diye ortaya çıkmış şeyler bunlar. Raporlama amacıyla ortaya çıkmış. Ama siz küçük bir havzadaysanız tabii ki farklı verileri de, yerel verileri de sürece getirmeniz gerekecek. Aynen denildiği gibi. Bu aracı... teknik de size yardımcı olsun diye kullanırsınız ama işte uydu katmanlarını, uydu görüntüsü katmanlarını bir araya getirirsiniz ama illa ki yerel verilere de ihtiyacınız olacak. Özellikle küçük bir havzada çalışıyorsanız ayaş gibi. Ingrid'in bir sorumu var şimdi. Sözü kendisine vermek istiyorum. Devam edecek. Peki. Şimdi alternatif bir yöntem göstereceğim sizlere. Üretkenlik, verimlilik değişikliğini hesaplayabilmeniz için farklı metodolojiler de kullanabilirsiniz çünkü productivity dediğimiz verimliliği veya üretkenliği hesaplayabilmek için. TransEarth öncelikle sizin kendi verilerinizi yükleme fırsatı veriyor size. İstediğiniz ölçekte yükleme yapabiliyorsunuz. O nedenle bunun amacı bu aracı sunmamızın amacı da bu aslında. Size bunu gösterebilmek. Ama illaki varsayılan küresel verileri kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi verilerinizi kullanabiliyorsunuz TransEarth'te. Kendi yerel, özellikle toprak organik karbon ve arazi örtüsü verilerinizi yükleyip kullanabiliyorsunuz TransEarth'te. Şimdi bitirmeden önce ufak bir sunumum daha olacak. Şimdiye kadar bitmiş olması gerekiyordu webinarımızın ama biraz uzadı. Sorry for this. This is good to remember all we have seen. I put the slide we were supposed to start with, but I don't know why. Slaytlarımı bulmaya çalışıyorum. Aslında yerleştirmiştim, kaldığımız yere getirmiştim sunumumu ama nasıl geri geldi bilmiyorum. Peki. Land productivity trends. Why are we arazi verimliliği trendleri veya arazi üretkenliği trendleri. Bu gösterge yine oldukça önemli göstergelerden bir tanesi. Çünkü genel olarak pek çok ülkede en bilgilendirici olan gösterge bu oluyor. Toprak organik karbonu ve arazi örtüsü değişkenliği göstergeleri birbiriyle çok yakından alakalı ve raporlama amacıyla daha ziyade kullanılıyor demiştik hatırlayacak olursanız. Diğer taraftan arazi yönetim tarzınız değiştiyse de arazi örtünüz değişmediyse o zaman bu göstergelere yansımaz. Ama ATD açısından bunlar... İzleme ve raporlama açısından ulusal düzeyde önerilen göstergelerden sadece bazıları. İşte bizim bu göstergelerden ders çıkarmamız gerekiyor. Başka ama göstergelere de ihtiyaç var öyle değil mi? Analizlerimizi yapabilmemiz için. Başka türde göstergelere de ihtiyacımız olacak. Ulusal, bölgesel düzeyde, ulusal düzeyde, yerel düzeyde göstergelere, sosyoekonomik göstergelere, stres azaltım göstergelerine ihtiyacımız olacak projemiz bağlamında. O nedenle bu gösterdiğimiz göstergeler sadece raporlama amacıyla mecburi olan göstergeler. Sadece raporlama amacıyla da değil aslında. Bu göstergeler bizlere arazi bozulumu konusunda bilgi edinmemize ve değişiklik yapmamıza yardımcı olacak göstergeler. Şimdi... We were talking about NDVI. Is NDVI? NDVI'den bahsetmiştik. NDVI tek vejetasyon indeksi mi sizce bizim kullanabileceğimiz? Elbette hayır. Başka vejetasyon göstergeleri de var. Örnek vermek gerekirse bunlardan bir tanesi geliştirilmiş vejetasyon indeksi yani EVI ve SAVI yani toprağa göre uyarlanmış vejetasyon endeksi olacaktır. Bunlar da özel bir bölge ve alan için bilgilendirici olabilir. SAVE mesela. Toprağa göre uyarlanmış, düzeltilmiş vejetasyon endeksi. Diğer bir deyişle. Bu daha hassastır mesela. Özellikle vejetasyon örtüsünün az olduğu yerlerde.
Diğer taraftan evi ise, yani geliştirilmiş vejetasyon endeksi ise, vejetasyonun yoğun olduğu yerlerde daha bilgilendirici olacaktır. İşte bu endeksler sizin hizmetinize açık, kullanabilirsiniz, kullanabiliriz. Durup durup o kıyafetlerini mi deniyorsun? Efendim mikrofonumuzu kapatalım ha? Elif Hanım. Elif Hanım, Elif Hanım mikrofonumuzu kapatalım. Elif Uras, efendim mikrofonumuzu kapatalım. Diğer bir mesele ise hatırlarsanız 23 değerden bahsetmiştik. Bir yıla ait 23 kompozit, 23 değer var demiştik. İşte trans.earth'e yıllık ortalamayı hesaplayabiliyorsunuz. Ama başka metrikler de hesaplayabiliyorsunuz, ölçüm birimleri de hesaplayabiliyorsunuz. Bunlar da oldukça bilgilendirici olabiliyor sizin için. Mesela NDVI veya EVI veya SAVI verilerini kullanarak neler hesaplayabiliyorsunuz? Farklı fenolojik metrikleri hesaplayabiliyorsunuz. Ne gibi? Yetiştirme mevsiminin uzunluğu gibi, yeşillenme hızı gibi, olgunlaşma hızı gibi bunları hesaplayabiliyorsunuz. Ya da mevsimin başlama dönemi, başlama zamanı gibi. Yetiştirme dönemi ne zaman başlıyor? Bunu hesaplayabiliyorsunuz ve benzeri. Diğer taraftan mevsimselliği de hesaplayabiliyor, belirleyebiliyorsunuz yıl içerisinde. Seasonality dediğimiz mevsimsellik özelliğini de belirleyebiliyorsunuz. Başka bir endeks daha var. ESPI deniyor, yıllık ekosistem hizmetleri üretkenliği endeksi, ESPI endeksi. O da NDVI yıllık ortalamasıyla varyasyon kat kat sayısına bakarak bir hesaplama yapıyor. Şimdi burada bir örnek görüyorsunuz. Bunlar farklı yıllara ait veriler. Şu an aynı NDVI ve NDVI verisi bakın. Yıllık ortalamayı elde ediyorsunuz. Buradaki kırmızı yıllık ortalama verisi, NDVI verisi. Ve yıllık ortalamanın ne kadar yıllar içerisinde değiştiğini görüyorsunuz. Bakın 2000'den 2017'ye 17 yıl içerisinde nasıl değişiklik göstermiş. Ve 2011'de yaklaşık bir değişim olmuş. Çayırlık alandan tarla alanına dönüştürülmüş bakın. Böyle bir durumda ortalama NDVI bu iki tür arazi türü değişikliği arasında çok da değişim göstermemiş. Ama ESPI, bakın ESPI daha hassasmış böyle bir arazi ortası kullanım değişikliğine. Ne kadar da değişiklik göstermiş bakın. Bu çünkü sadece yıllık ortalamaya bakmıyor ESPI. Aynı zamanda varyasyon kat sayısına da bakıyor her bir yıl arasında. Yani mevsimselliğe, seasonality'ye bakıyor. Çünkü tarlaların ortalama yıllık değerleri aynı olabilir ama seasonality dediğimiz mevsimsellik daha yüksektir. Çayırlık alanına karşılaştırıldığında tarla alanlarında. O nedenle özellikle ESPI'de daha hassas bir değişim olduğunu ve daha fazla bilgi verildiğini görüyorsunuz böyle bir durumda. Arjantin verilerine bakalım. Burada da Yukarı Sakarya Havzası verileri var. And how very different results you get. Sonuçların ne kadar aynı verileri kullanarak sonuçların ne kadar da farklılaştığını görebiliyorsunuz. Özellikle uzman bilgisi, uzman görüşü sürece dahil edildiğine. Farklı analitik yaklaşımsınız. Bakın burada ortalama yıllık veriler, şurada ise ESPI kullanılmış. Yani farklı analitik veriler kullanılarak aynı veri kullanılsa bile ne kadar farklı sonuçlar elde edildiğini görüyorsunuz. Ve sağ tarafta makalede tam olarak bunu açıklıyor bizlere. Demek istediğim o ki aynı veriyi kullansanız bile farklı analitik yaklaşım kullanırsanız muhtemelen sonuçlar birbirinden çok farklı olacaktır. Yani burada her bir gösterge için bu argüman geçerli olacaktır. 6 tane harita görüyorsunuz. Ayaş Havzası'na ait bakın. Çok farklı sonuçlar elde edilmemiş mi? Farklı metotlar kullanıldığı için. Burada SWAPI, şurada LTT, burada da S-SWAPI kullanılmış metot olarak. Bunlar verileri analiz etmenin farklı yolları. Hepsi geçerli yollar, yöntemler. Ama hangisi en iyi yöntemdir derken asıl soru da bu zaten. İşte bunun için haritaların validasyonu yapmamız gerekiyor. Uzman görüşüne başvurmamız gerekiyor.
Ve bir de konsensüs haritası çıkardık bakalım. Bakın o altı haritadan, o da budur. Yani görüş birliği haritası. Alanın biraz daha fazlası, yaklaşık %1.60'ı bozunuyormuş. Hafif negatif trend varmış, %1.60'lık alanda. Diğer taraftan değişikliğin büyüklüğünü de hesaplayabiliyorsunuz böyle bir durumda. Yani sadece bozunuyor demek yetmeyebilir. Kuvvetli bir şekilde mi bozunuyor, hafif bir şekilde mi bozunuyor? Bunun hesabını da yapabiliyorsunuz. Bunun büyüklüğün miktarını da belirlemek, değişikliğin miktarını belirlemek önemli oluyor. Sezer de bundan bahsetmişti. Trends.org'u gösterirken sizlere. Zaten akademisyenlerin makalelerinde de başlıca soru bu. Bizim bir ayrıma gitmemiz gerekiyor. Negatif eğilimler varken veya pozitif eğilimler varken bu eğilimler insanlardan mı kaynaklı yoksa iklimden mi kaynaklı? İşte bunun ayrımına girebilmemiz gerekiyor. Çünkü primer verimlilik sudan etkilenir, iklimden etkilenir, pek çok şeyden etkilenir. Ama bunu yorumlayabilmek lazım. Özellikle geçmişe ait bilgilerle, yağış bilgileriyle valide edebilmemiz gerekir söylediğimiz şeyi. Yani ATD dediğimiz şey, ATD'de evet bozunumu bulacağız ama bu bozunum iklimden mi kaynaklı, insandan mı kaynaklı? Ayırabilmemiz gerekiyor. İşte bu araç bize bu konuda da yardımcı olacak. Diğer taraftan iklim düzeltme metotları kullanılıyor işte bunun için. Özellikle geçmişe ait yağış bilgisinin analize dahil edilebilmesi için iklim düzeltme metotları kullanılıyor. İşte bu bilgilere ihtiyacımız var. Ve tarihi, geçmişe ait verilere ihtiyacımız var. İşte bunları eklemezseniz sonuçlarınız kötü çıkacaktır. Şimdi, sanırım detaylarına girmeye fırsatım olmayacak ilgili bahsettiğim metotların ama burada bir makale var. Su kullanım verimliliği veya yağmur kullanım verimliliği ile ilgili araçları bize öneren makale var. Bu yine önemli parametrelerden bir tanesi terleme, buharlaşma, evapotranspirasyon olacaktır. Şimdi son olarak arazi verimliliği dinamikleri haritaları dedik ya, işte üç tane alt göstergeyi birleştirdiğimiz zaman tek bir harita elde ediyoruz, nihai harita elde ediyoruz demiştik. Ama bunu yapmanın, yani arazi verimliliği dinamiği haritası elde etmenin başka yöntemleri de var. Burada Sakarya Havzası'na, yukarı Sakarya Havzası'na ait bir harita görüyorsunuz. JRT metodolojisi kullanarak arazi üretkenliği dinamikleri haritası elde edilmiş. Daha sonra bundan bahsederiz biraz daha detaylı ama bu JRC metodolojisinde başka bir yaklaşım var mesela. 5 tane kategori elde edilmiş. Verimlilik, arazi verimliliği dinamiği dediğimiz zaman 5 tane sınıfa ayrılmış mesela burada. Ve şunu da göstermek isterim. Her zaman dile getirmek istediğim bir şey bu. Çünkü Mustafa Bey'in söyledikleriyle de yakından alakalı, saha verisine ihtiyacımız var. Her zaman uydu verilerini doğrulayabilmek için ve uzman bilgisine, uzman görüşüne ihtiyacımız var. Sahada ne olup bitiyor? Bunu bilmemiz gerekiyor. Sadece uydu verisine bağlı olarak bir şeyler yapamayız. Sadece toprak organik karbon için değil, üretkenlik haritası için de, verimlilik haritası için de aynı şey geçerli. Bir ilişki, basit bir ilişki olmalı uydu verisiyle, yani pozitif eğilimle iyileşen, sahada iyileşen koşullar arasında hakikaten bir ilişki olmalı. Yani uydunun gösterdiğiyle saha verisi birbiriyle tutarlı olmalı. Hans-Peter Lenegger'ın bir fotoğrafını görüyorsunuz burada. Burada bir istila var bakın. Odunsu bitkilerin istilası var. Böyle bir durumda NDVI artıyor gözükecek uyduda. Ama bu illaki bir iyileşme olarak gösterilemez, öyle değil mi? Çünkü saldırgan odunsu bitkileri biz burada bir iyileşme olarak söyleyemeyiz. Miyiz? Biyoçeşitliliği etkileyecek bu, biyoçeşitlilik azalması olacak. Evet, pozitif bir trend gözükecek belki araçta, yazılımda ama gerçekte durum böyle olmayacak sahada. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki, sadece saha bilgisi değil, uzman bilgisine, uzman görüşüne de ihtiyaç olacaktır sahayla ilgili. Son olarak da bunu söylemek isterim. Sözlerime son verirken, webinara da son verirken,
birkaç nihai mesaj sunmak isterim sizlere. Öncelikle İLUP dedik, arazi kullanım planlaması dedik. Özellikle entegre arazi kullanım planlaması, çevresel, ekonomik ve sosyal öncelikleri dengelemek için güzel bir yöntemdir. Sadece çevresel değil, ekonomik ve sosyal öncelikleri de burada dikkate alıyoruz. ATD için de önemli bu, öyle değil mi? Aynı zamanda küresel olsun, bölgesel olsun, ulusal olsun mevcut olan en iyi bilgilerden faydalanmamız gerekiyor. Elimizdeki en iyi bilgilerden, verilerden yararlanalım ATD'nin durumuyla alakalı. Sosyoekonomik ve toplumsal cinsiyet parametrelerini dahil edip İLUP için en iyi müdahaleleri yani planlama müdahalesini belirleyelim. Ve bu vesileyle ATD'yi de elde edelim. Yani arazi mutaribatı dengelemesini de yapalım. Amacım bunları yaparken çok paydaşlı bir katılıma ihtiyacımız olacak. Başarılı bir şekilde hem ATD hem de İLUP elde etmek istiyorsak çok paydaşlı bir süreç işletmemiz gerekecek. Bu kadardı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Zaten vaktimizi de çok geçtik ama 10 dakikada geç başlamıştık. Bilmiyorum sorunuz var mı? Sözü size bırakmak istiyorum. Evet, sorularınız varsa şimdi sorunuz alabiliriz. Sorunuz varsa sözü size bırakıyorum. Buyurun lütfen. Mustafa Bey. Benim şimdilik bir sorum yok. Arkadaşlar teşekkür ediyorum sunumları için. Özellikle dijital soil mapping konusundaki etkin webinarı bekliyoruz dört gözle. Ona ulaştığımız zaman daha çok sorularımız olacak inşallah. Başkanımın mikrofonu herhalde yapılmadı hala. O bir şey söylemek ister mi diye soracaktım ama sanırım yok soru. Aylin Hanım, ben telefondan başkanıma ulaşayım. O herhalde hemen dönsün bakayım. Tamam, çözülmedi demişti ama. Ingrid Sezer, çok teşekkürler ikinize de. Yine çok güzel bir sunum oldu. Ağzınıza sağlık. Mustafa Bey, bundan sonraki webinarlar ilgili beni korkuttunuz açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür etmek istiyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. O zaman herhalde kapatabiliriz. Çok teşekkürler, çok sağ olun hepinize katılmanız için. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Bu arada Kıyal ve Deniz Hanımlara çok teşekkürler. Çok güzel çevirileri için. Hepiniz hoşça kalın. Teşekkürler, sağ olun.